buzağılar ne zaman sütten kesilmelidir? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup zil butonuna basarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Çiftlik hayvanları arasında en değerli hayvanların başında gelen süt ineklerinin yeni doğan yavruları olan buzağılar, sağlıklı büyüme ve gelişim için anne sütüne ihtiyaç duyarlar. Ancak buzağıların ne zaman sütten kesileceği ve hangi yöntemlerin kullanılacağı, çiftliklerin yönetimine ve hayvanın sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle, bir buzağı 6 ila 8 haftalıkken sütten kesilir. Bu süre zarfında, buzağıların vücut ağırlığı ve yeme alışkanlıkları da önemli ölçüde artar. Yine de, bazı çiftliklerde buzağılar daha uzun süre sütten kesilmeden kalabilir. Bunun nedeni, buzağıların beslenmesini ve genel sağlığını etkileyen çeşitli faktörler olabilir. Buzağıların sütten kesilmesi, yavaşça ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Birden fazla kez sütten kesmenin yanı sıra, buzağıların yem tüketiminin arttırılması da önemlidir. Buzağılar sütten kesilmeden önce, hayvanın beslenmesine ve sağlığına özen gösterilmelidir. Buzağıların sindirim sistemi ve genel sağlık durumu kontrol edilmeli ve aşılama programları tamamlanmalıdır. Sütten kesme yöntemleri. Buzağıların sütten kesilmesi için birkaç yöntem vardır. Bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır. 1. Bireysel sütten kesme. Bu yöntemde, her bir buzağı ayrı ayrı sütten kesilir. Bu yöntemle, her buzağının yeme alışkanlıkları ve sindirim sistemi takip edilerek, gerekli önlemler alınabilir. 2. Toplu sütten kesme. Bu yöntemde, çiftlikteki tüm buzağılar aynı anda sütten kesilir. Bu yöntem daha hızlı olmasına rağmen, buzağıların yeme alışkanlıklarını izlemek için daha fazla dikkat gerektirir. 3. Kademeli sütten kesme. Bu yöntemde, buzağıların sütten kesilmesi kademeli olarak gerçekleştirilir. Örneğin, her gün buzağıların süt tüketimi azaltılır. Bu yöntem, bazı çiftliklerde sadece birkaç günlük bir süre boyunca kullanılırken, diğer çiftliklerde birkaç hafta boyunca kullanılabilir. Sütten kesme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler. Buzağıların sütten kesilmesi, hayvanın sağlığı ve refahı için önemlidir. Bu nedenle, buzağıların sütten kesilirken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. 1. Beslenme, buzağıların sütten kesildikten sonra yeterli miktarda yem tükettiklerinden emin olunmalıdır. Yeni diyetleri, besleyicilik açısından zengin olmalı ve sindirim sistemlerine uygun olmalıdır. 2. Su temini, sütten kesilen buzağılar için uygun miktarda temiz su sağlanmalıdır. Bu, buzağıların hidrasyonunu sağlamakta ve sindirim sistemi sağlığını korumakta önemlidir. 3. Hijyen, buzağıların sütten kesilmesi sürecinde hijyenik koşulların sağlanması önemlidir. Hem buzağıların hem de besleme ekipmanlarının temizliği ve sterilizasyonu, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. 4. Aşılama, buzağıların aşılama programları tamamlanmalıdır. Sütten kesildikten sonra, uygun aşıların yapılması gereklidir. 5. İzleme, sütten kesme sürecinin ardından buzağıların durumu yakından izlenmelidir. Yeme alışkanlıkları ve sağlık durumları kontrol edilmeli ve gerektiğinde veteriner hekimden destek alınmalıdır. Sonuç, buzağıların sütten kesilmesi, sağlıklı büyüme ve gelişimleri için önemlidir. Bu süreçte, hayvanın yeme alışkanlıklarını izlemek, yeterli beslenmeyi sağlamak, hijyenik koşulları korumak ve gerekli aşılama programlarını takip etmek, hayvanların sağlığı ve refahı için önemlidir. Veterineriniz veya bir hayvan sağlığı uzmanı, buzağıların sütten kesilme zamanı ve yöntemleri konusunda size daha spesifik bilgi verebilir.